Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş ayın 20'sine kadar İkizler burcunda olacak. 20'sinden sonra ise Yengeç burcuna geçecek. Bu ay doğan tüm yengeçlerimizin de doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, Güneş 20'sine kadar İkizler burcunda 12. evinizde parlayacak sevgili yengeçler. Jüpiter biliyorsunuz 26 Mayıs'ta İkizler burcuna geçişini yaptı. Bir yıl boyunca 12. evinizde olacak. Venüs ve Merkür de ayın ilk günlerinde yine İkizler bu. Yani 12. evinizde böyle bir yoğun hareketlilik var. Bu da size biraz aya daha sakin, daha içe dönük başlamanızı sağlayabilir. Biraz uzaklaşmanız, dinlenmeniz, bir tatil yapmanız, yalnız başınıza kalmanız, bir şeyleri planlamanız, üretmeniz mümkün görünüyor. Ancak bilinçaltınız çok hareketli. Yani zihinsel anlamda ikizlerin o hareketliliği sizin için daha çok biraz daha böyle ruhsal, daha bilinçaltı konularına yöneliyor. Bu zaman zaman uyku sorunları yaratabilir, sizi çok heyecanlı ve huzursuz yapabilir. Bu dönemde mümkün olduğunca işte meditasyon, yoga, nefes terapileri gibi zihninizi sakinleştirecek, huzur almanızı sağlayacak, biraz daha böyle tefekkür etmenizi sağlayacak uğraşlar, disiplinler size çok fayda sağlayabilir. Zaten Jüpiter önümüzdeki bir yıl 12. evinizde olacağı için sizi ruhsal anlamda biraz daha iyileştirmeyi, güçlendirmeyi de hedefliyor. Bunu unutmayın. Yani maneviyata daha fazla yönelebileceğiniz, buralardaki beklentilerinizin de biraz öne çıkabileceği bir dönemdesiniz. Evet, Jüpiter Plüto üçgeni var. Güçlü bir açı, önemli bir açı. Kova burcundaki Plüto'da 8. evinizde. Her ikisi de aslında biraz daha böyle su evleri olduğu için sezgilerinizi güçlendiriyor. İçe yönelişler veriyor. Bu dönemde gerçekten böyle farkındalığınız artabilir. Bazı özel yetenekleriniz, daha ruhsal yetenekleriniz de keşfedebilirsiniz. Yani bunu keşfetmek için biraz kendinize zaman tanıyın. İşte dış dünyanın o hareketliliğinden uzaklaşıp biraz içe yönelmeniz, sakin zamanlar geçirmeniz, mümkün olduğunca iç sesinizi dinlemeniz size bu sezgilerinizi güçlendirmeniz için çok da imkan sağlayabilir, faydalı olabilir. 6 Haziran'da 16 derece İkizler Burcu'nda yeni ay var. Her yeni ayda olduğu gibi yeni olasılıklar, yeni başlangıçlar gündemimizde olacak. İkizler yeni ayı, 12. ev yeni ayı neler getirebilir hayatınıza? Tabii ki bu yeni ayda biraz böyle hayatı sorguladığınız bir dönemde olduğunuz için işte sağlığınız, günlük hayatınızın detayları, iş ve çalışma koşullarınız, genel alışkanlıklarınız, tüm bunları, bu rutinleri de şöyle bir gözden geçirip değerlendirebilirsiniz. Yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Hayatınızda zararlı bir şeyler varsa, artık ya da artık zamanı bitmiş, tamamlanmış konular varsa, bunları ayıklamak için de iyi bir dönem. Biraz böyle geri planda olan konular var. Çok laf duyabilirsiniz. Çok dedikodu duyabilirsiniz. Bunların üzerinizdeki etkileri olabilir. O yüzden hani her duyduğunuza da inanmayın. Çünkü ikizler çok yönlüdür. Çok hareketlidir ama bazen çok yüzeysel de olabilir bu alanda konular, bilgiler. İşte dedikodu gibi böyle art niyetli konularda olabilir. Güvenmediğiniz kişilerle her şeyi paylaşmayın. Eğer daha önceden paylaştığınız bir şeyler varsa bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde belki bunlarla ilgili de bazı düzenlemeler yapacaksınız. Yani bu bilgi trafiğini, arka planda olup bitenlere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Saklamanız gereken konular olabilir. Ya da sizden saklanan bazı konular, bilgiler olabilir. Bu bir ilişki olabilir, bir iş hayatınızla ilgili bir konu olabilir veya hani genel olarak daha spiritüel, daha ruhsal konular olabilir. Bilimsel konular olabilir, eğitimle ilgili konular olabilir. Buralarda önemli bir hareketliliğin olması. Tabii ki çok da meraklı olacağınızı ve gizli konuları araştırma konusunda da daha hevesli olacağınızı söyleyebilirim. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Her zaman söylediğim gibi lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Siz bir öncü burçsunuz ama ikizler yeni ayında değişken burçlarda çok hareketlilik var. Özellikle ikizler, başak, yay ya da balık gibi değişken burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman bu yeni ay tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Çok daha hareketli hale gelebilir. Ve 9'undan sonra Mars boğaya geçecek. İşte Mars koçtan ayrılıp boğaya geçince
O saldırgan, mücadeleci Mars'ın bir süredir yani üzerinizde de bir yorucu etkisi vardı. Özellikle iş konularında yorulduğunuz, sorumluluklarınız öne çıktı. Kariyerde daha fazla bir böyle koşturmaca içindeydiniz. Şimdi Mars Boğa'ya geçince biraz daha sakinleşme, biraz daha böyle hayatın daha keyifli yönlerine enerji harcama fırsatınız olabilir. Boğa'daki bir Mars saldırgan değildir. Daha çok savunmaya yöneliktir. 11. evinizde de olacak. Hani burası işte keyif aldığınız konular, sosyal konular, arkadaşlarla birlikte yapabileceğiniz aktiviteler olabilir. Grup çalışmaları olabilir veya hani sizin bireysel projeleriniz, işte bireysel ürettiğiniz konular ve benzeri alanlarda biraz daha hani enerjinizi buralara daha fazla yönlendirebilirsiniz. Mars Plüto karesi 11 Haziran 12 Haziran bu ayın zor açılarından birisi. Buna biraz dikkat edelim. Para konularında stres ve baskı yaratabilir. Özellikle böyle yatırımsal konularda ya da işte masraflar, rutin harcamalar, borç alacak konuları ve benzeri alanlarda biraz stres olabilir. Bu dönemde özellikle borçlanmamaya dikkat edin. Ya da böyle bir borç konusu varsa işte onunla ilgili de hayatınızda biraz daha mücadele söz konusu olabilir. 17 Haziran'dan itibaren Merkür ve Venüs ikisi birlikte burcunuza geliyorlar sevgili yengeçler. Tabii ki bu enerji değişimi size çok yarayacak. Güneş ayın 20'sinde yine yengeç burcuna geçecek. Bu da özgüveninizi arttıracak, motivasyonunuzu arttıracak. Venüs'ün o iyicil enerjileriyle beraber sosyalleşme ihtiyacı, dışa yönelme, açılma ihtiyacı artacak. Merkür zaten iletişim gücünüzü öne çıkaracak. Dolayısıyla gerek iş ilişkileriniz olsun, gerek özel ilişkileriniz olsun, çok daha hareketli, çok daha verimli bir sürece başlayabilirsiniz. Biraz kendinizle ilgilenmek, kişisel bakımınız, işte güzellik, estetik, saç bakımı, imaj değişimleri, giyim, kuşam gibi konularda da Venüs'ün yine önemli destekleri olabilir. Merkür'ün de önemli fikirleri olabilir sizin için. Yaşadığınız mekanları, çalıştığınız ortamları da şöyle bir iyileştirebilirsiniz. Bunlarla da ilgilenebilirsiniz. Ve 22 Haziran'da 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Her Dolunay'da olduğu gibi böyle bir aydınlanma, bir farkındalık, bir dönüşüm etkisi var ki bu Dolunay sizin için önemli bir Dolunay. Çünkü tam karşıt burcunuzda ilişki dinamiklerinizi etkileyen, buralarda önemli bir farkındalık getiren Dolunay. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu Dolunay çok daha etkili çalışabilir. Bu Dolunay'la beraber ilişkilerle ilgili hayatınızda belirleyici adımlar atmanız mümkün. Evlilik konuları gündemde olabilir. Evet sevgili yengeçler, evlenmek için güzel bir dönem. Bu Dolunay, Haziran ve bunu takip eden 2 haftalık süreç içerisinde evlenebilir, düğün yapabilirsiniz, nişan olabilir ve benzeri etkileşimler söz konusu olabilir. Teklifler alabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa evlilik kararına yönelebilirsiniz ya da evlisiniz, eşinizle birlikte hayatınızda belki önemli bazı dönüşümler yapacaksınız. Çocuk sahibi olmak da olabilir bu. Ev almak olabilir, yer değişimleri olabilir, eşinizin hayatındaki kariyeriyle ilgili konular olabilir. Gördüğünüz gibi biraz hani ilişkilerle ilgili hayatınızda dönüşümler söz konusu olabilir. Genel itibariyle de birçok gezegenin sizin burcunuzda olması bu yeni ay, dolunay sırasında sizi çok daha avantajlı hale getiriyor. Dikkat çekeceğiniz, öne çıkacağınız, biraz daha böyle parlayacağınız bir dönemdesiniz ve ilişkilerle ilgili bazı hedefleriniz varsa kuşkusuz bu dolunay o hedeflerinize sizi kavuşturabilecek güçlü destekler de getirebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.